Bir markada yapma imkanım çok olmazdı diye düşünüyorum. Lütfen söz sizde, buyurunuz, devam edelim. Çünkü diğer fabrikalarda entegrasyon çok fazla. Şimdi ilk olmanın çok büyük bir açı sizin sayılır. Bana sorarsan sıfır. Evet, yani zor bir soru gerçekten. Ben de bir an durdum, düşündüm. Sıfır. Sizin kontrol edemediğiniz bir beden gibi. Evet. Biz yazılımlarımızın %100'ünü kendimiz yapıyoruz. Tamamıyla in-house, offline, off-grid olarak bu şirketin içinde yapılıyor. Bu mühendisler tarafından yapılıyor. Kullandığımız malzemelerin %99'u bizim kendi dizaynımız. Ama şu andaki yatırım sınırlamalarımızdan dolayı başka yerlerde yaptırıyoruz. Yani ben 2018-2019 yılında Tarım Bakanlığı'nın desteğiyle prototip yaptık. İki prototip yaptık. Çok başarılı prototiplerdi. Onlar prototipti. Evet. Onlar seri üretime hazır değildi. Hiçbir zaman için seri üretime girecek şekilde değildi. Daha sonra Türkiye'nin ihtiyacı olan büyük traktörleri yapma isteği ortaya çıktı. Gene bu devlet büyüklerimizin bir tercihiydi. Biz Türkiye'nin ihtiyacı olan, tarımın daha ileriye giderek daha büyük mekanizasyonlara ihtiyacı olduğundan yola çıkarak büyük traktörü yapma tercih ettik. 2019 yılında, hatta 2020'nin başlangıcında maalesef Covid'den dolayı çok sekteye uğradık ama biz İlk 53 kilowatt saat olarak başladığımız traktörü 79 kilowatt saat daha iyi olur dedik. 95 kilowatt saat olarak fixledik. 130 kilowatt saat olarak bitirdik. Ama şu anda 155-170 kilowatt saatteyiz. Elektrikli araçlar halen emekleme safhasında. Bu emekleme safhası büyük bir ihtimalle satürasyona 1-1,5 sene içerisinde ulaşacağını iddia ediyorum. Bugüne kadar imkanların vermiş olduğu kısıtlamalardan dolayı
bazı fonksiyonların tamamen ortadan kalkacağı, yeni fonksiyonların geleceği, elektrikli traktörle birlikte yepyeni bir yan sanayinin tekrar doğacağı ve diğerleri için maalesef olan Türkiye'de geliştirmiş olduğu için yan sanayinin tamamen Türkiye'de ulaşacağı bir sektörün temellerini